Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir hafta sonu diliyorum. G20 ülkeleri liderleri zirvesi Hindistan'da yapılıyor. Bugün sonuç bildirgesi de açıklandı. Dünyadaki ekonomik üretimin %85'ini, dünya ticaretinin de %75'ini oluşturan gelişmiş 20 ülke liderleri önemli mesajlar verdiler. Aslında bugün bile Yeni Dehli'den gelen haberlere, oradaki sonuç bildirgesine baktığımız zaman gelecekte nasıl bir dünyanın tasavvur edildiğini, nasıl bir dünya düzeninin dünya insanlığını beklediğini kestirmek de mümkün. Dünyada yeni bir ekonomik düzenin, yeni bir güvenlik düzeninin ve yeni bir diplomatik hukuki ilişkiler sağlayacak kurumsal sistemin yavaş yavaş ayak sesleri de duyuluyor. Zirveden önemli mesajlar vardı. Afrika Birliği de ilk defa zirveye alındı. Afrika Birliği Konseyi de zirveye kabul edildi. Aynı şekilde Hindistan Başbakanının da açıkladığı gibi ekonomik entegrasyon Asya'dan Avrupa'ya doğru yayılıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya ekonomik koridoru da kuruluyor. Dediğim gibi Ukrayna Savaşı ile ilgili de önemli açıklamalar vardı. Zaten Rusya ve Çin'in liderleri G20 zirvesine katılmıyorlar. Putin ve Xi Jinping gitmedi. Zirveden Rusya'ya da önemli bir mesaj çıktı. Nükleer silah kullanılması tehdidi kabul edilemez denildi sonuç bildirgesinde. Zirveden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Biden Vietnam'a gidecek. Biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde Amerika ile Vietnam arasında 20 yıl süren bir savaş yaşanmıştı. Amerika Vietnam'ı işgal etmişti. Hepimiz de o süreçlerden etkilenmiştik. Amerikan karşıtı mücadelenin etkisiyle sosyalist, devrimci ilişkileri benimsemiş örgütlerde yer almıştık. Gençliğimizde hayatımıza önemli ölçüde etki etmiş bir savaştı Amerikan-Vietnam Savaşı. Ancak şimdi Amerika ile Vietnam arasında dostluk rüzgarları esiyor. Uzunca bir süredir Amerika ile Vietnam arasında her alanda ekonomik, siyasi, askeri işbirlikleri gelişiyor. Bu da aslında yeni dünya düzeninin şekillenmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı mücadelesinde Pasifik'te ve Uzak Asya'da kurmak istediği yeni dengede Vietnam'a özel bir yer verdiğinin de göstergesi. Biden'in yarın başlayacak Vietnam gezisinde nasıl sonuçlar çıkacak onları da önümüzdeki günlerde fırsat olursa değerlendiririz. Demek istediğim şu, yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir uluslararası sistem inşa ediliyor. Bir parça da zaman alacak. Bunun için de dünyanın her bölgesinde güç mücadelesi yaşanıyor. Ülkeler arasında bir güç ve çıkar çatışması yaşanıyor. Tabii bu çıkar çatışmasının yaşandığı önemli bölgelerden biri de Orta Doğu bölgesi. Çünkü Orta Doğu bölgesi zaten uluslararası sistemin geçmişte de hem Lozan'da hem Yalta'da 1. ve 2. Paylaşım Savaşı'nda da temel odak noktalarından biriydi. Orta Doğu'suz bir dünya dengesinin kurulabilmesi asla ve kata mümkün değil. Dediğim gibi Orta Doğu her zaman bu dengelerin merkezinde yer alıyor. Ve Orta Doğu'da da yeni dünya düzeni, yeni küresel sistem için ciddi çıkar çatışmaları, güç savaşları yaşanıyor ki bunlar da Kürtleri, Kürdistan'ı, Orta Doğu'nun kadim halkı, Kürtleri ve kadim ülkesi Kürdistan'ı yakından ilgilendiriyor. Bugün aslında Kürdistan'la ilgili tehditlere dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Kürtler 100 yıl aşkın bir süredir Lozan'dan bu yana, öncesi bir yana da Lozan'dan bu yana ülkelerin ellerinden alınmasına, ülkelerinin paylaşılmış, bölünmüş olmasına, Kürtlerin inkar edilmiş, kimliklerinin, kültürlerinin, dillerinin yok sayılmış olmasına karşı 100 yıllık bir mücadele verdiler. Birinci Paylaşım Savaşı'nda Kürdistan Rojava'sı Suriye'ye, daha doğrusu Suriye mandasını yöneten Fransa'ya, Güney Kürdistan, İngiltere'ye, daha sonra İngiltere'nin aracılığıyla Irak'a bırakıldı. Kuzey parçası Türkiye'ye verildi. Rojhelat Kürdistan'ı zaten 1639'dan beri İranların elinde, onların işgalinde. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu süreçte de, paylaşım savaşı sürecinde de Muğabat Kürt Cumhuriyeti kurulmuş ancak
kısa sürede tasfiye edilmişti. Birinci ve ikinci paylaşım savaşlarına Kürtler kurban edildiler. Şimdi dünyada üçüncü paylaşım savaşı süreçleri yaşanıyor ve zaten içinden geçmekte olduğumuz süreçte Üçüncü Dünya Savaşı olarak da adlandırılıyor. Böyle bir çıkar çatışmasının, güç mücadelesinin yaşandığı günümüzde, özellikle Orta Doğu'da Kürtleri de nasıl bir gelecek bekliyor sorusunun cevabını aslında son bir haftada yaşadığımız gelişmelerden alabiliriz. Kürtler yüzyıldır mücadele ettiler. Bu yüzyıllık mücadelelerinde çok ağır bedeller ödediler. Enfallerde 200 bin insan öldü. Halepçe'de, Dersim'de, Ağrı'da, Zilan'da, Piran'da, Amude'de, Roşalat'ta, Rojava'da, Başur'da, Bakur'da önemli bedeller ödediler ve yüzyılın sonuna doğru da kısmen bir parça Rojava'da, Güney Kürdistan'da ellerinde bir takım kazanımlar kaldı. Kuzeyde Roşilat'taki mücadeleleri de sürüyor ancak Kürtlerin tarih sahnesine çıkma çabası veren Kürtlerin geleceğine dönük aslında ellerindeki kazanımlarına da varoluşlarına da dönük ciddi bir tehdit de giderek yükseliyor. Geçen gün işte Kerkük'ten Deyrizor'da, Minbiş'te yaşanan gelişmelere bakarak bu tehdidin ne kadar büyük ve ne kadar hayati olduğunu kısaca bir ifade etmek istiyorum. Çünkü maalesef Kürt toplumu da, Kürt ulusal demokratik dinamikleri de, siyasi partileri de bu tehdidin yeterince farkında görünmüyor. Ancak farkında görünenler de bir türlü buna uygun bir politik alternatif geliştirmekte yetersiz kalıyor. Yani çünkü onun nedenlerine birazdan değineceğim. Kürt toplumu hiç olmadığı kadar çok bölünmüş, kutuplaşmış, hücrelerine kadar ayrışmış ve birbiriyle karşı karşıya getirilmiş ki aslında dış tehditten çok bu içerideki durum daha büyük bir zafiyet, daha büyük bir risk yaratıyor. Geçenlerde demiştim işte Kerkük'te olaylar oldu biliyorsunuz ki Eylül'de Kürtler Kerkük'te demokratik bir yürüyüş yaptılar. Daha sonra Irak güçlerinin desteklediği Hacı Şabi milisleri Kürtlere ateş açtı. 4 tane Kürt hayatını kaybetti Kerkük'lü Kürt. 16 tane Kürt de yaralandı. Bu konuda ciddi bir tepki de aslında gelmedi. Kürtler her ne kadar bir takım dönemde olduğu gibi, her katliamın arkasında olduğu gibi tırnak içinde diyeceğim beylik açıklamalar yaptılarsa da hesabını soracağız, kanları yerde kalmayacak dedilerse de birkaç gün içerisinde Kerkük'te daha kötü gelişmeler yaşanmaya başladı. Şöyle ki Irak ordusu ve Irak ordusunun arkasındaki Hacı Şabi güçleri, İran yanlısı milisler Kerkük'te Kürt avına çıktılar. Kerkük'te Kürt mahalleleri kuşatıldı. Evlerinin camına, evlerinin damına Kürt bayrağı asan kim varsa da gözaltına alındı. Düşün siz Kürdistan'ın kalbidir diyorsunuz Kerkük. Kerkük'ten vazgeçemeyiz. Kürdistan'ın Kudüs'üdür diyorsunuz. Bütün stratejinizi Kerkük'ün kurtarılması, Kerkük'ün özgürleştirmesi üzerine kuruyorsunuz. Ancak Kerkük'te artık bir bayrak bile asamıyorsunuz. Bayrağı asan Kürt'ü, sıradan yurtsever bir Kürt'ü artık koruyamıyorsunuz. Irak askerleri, Irak polisleri, Hacı Şabi milisleri geliyor. O Kürt'ü alıyor, gözaltına götürüyor. Bayrak astığı için Kerkük'te Kürt bayrağı astığı için ya da mitinge katıldığı için yüzlerce Kürt Kerkük'te 2 Eylül gösterilerine katıldığı için de gözaltına alındı. Ve siz olup biteni bir parçada çaresizce izliyorsunuz. Kerkük'te Kürtler katlediliyor, siz Duhok'ta protesto mitingi yapıyorsunuz. Kerkük'te olmanız gerekirken, Kerkük'e gitmeniz gerekirken, Doğu'da, Erbil'de, kısmen de Süleymaniye'de itirazlar ediyorsunuz. Güç yetmiyor. Çünkü aradan geçen şu 30 yıllık süreç Güney Kürdistan'da kötü yönetildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Batı dünyasının bütün desteğine rağmen Kürtler arasındaki bölünmüşlük, Süleymaniye ile Erbil arasındaki bölünmüşlük, KDP ile Yeneke arasındaki bölünmüşlük, Peşmerge güçleri arasındaki bölünmüşlük aşılamadığı için Kürtler bu uluslararası desteğe rağmen, Irak'ta ortaya çıkan tarihi fırsatlara rağmen arzu edilen düzeyde
ilerleme sağlayamadılar. 2005 anayasasıyla kısmen bir federal haklar elde ettilerse de 1-2 yıldır da bu haklar adım adım gıdım gıdım ellerinden alınıyor. Irak yönetimi Bağdat, İran'ın da Türkiye'nin de desteğiyle Erbil'i bir iktidar odağı, bir hükümet odağı, bir siyasi irade odağı olmaktan çıkarıyor. Federal Kürdistan'ın statüsünü her geçen gün biraz daha tüketiyor, azaltıyor, küçültüyor. Böyle giderse federal statünün ortadan kalkması orta vadede olası gözüküyor. Çünkü maaşları vermiyorlar, Kerkük'e sokmuyorlar. 140. maddeyi tartışmalı bölgelerle Kerkük, Hanekin, Mahmur'la ilgili maddeleri uygulamıyorlar. Kürtleri böyle bir açmazın içine soktular. Kürtlerin kendi arasındaki çelişkileri de kullanarak ellerindeki kazanımları almaya başladılar. Bunun sonu Kerkük'te son birkaç günde yaşadığımız olayların gidişatı bunun sonunun pek de hayra alamet olmayacağını gösteriyor. Dediğim gibi Irak'ın elinde bir konsept var. Irak, Güney Kürdistan'ın federal statüsünü adım adım ortadan kaldırmak, Erbil'i bir iktidar ortağı olmaktan çıkarmak istiyor. Kürtler arasındaki bölünmüşlük de buna hizmet ediyor. Geçenlerde Yeneke bir açıklama yaptı. Kürtler açısından dedi aslında stratejik hedef Bağdat'tır. Kürtlerin stratejik derinliği Bağdat'tır dedi. Yeneke'nin, Süleymaniye'nin tercihi Bağdat'tan yana görünüyor. Türkiye'de artık orada büyük bir işgalci güç olduğu için ve Erbil'le ilişkileri iyi olduğu için Erbil açısından Erbil bunu böyle Yeneke gibi açıktan deklare etmese de Ankara'da Erbil açısından bir stratejik derinlik, bir stratejik işbirliği haline gelmiş. Ama zaten Bağdat, Ankara, Tahran Erbil'e karşı, Kürtlere karşı, Güney Kürdistan'ın kazanımlarına karşı birlikte hareket ediyorlar. Ortak bir strateji yürütüyorlar. Ne yazık ki bunu da boşa çıkaracak, buna da alternatif olacak bir ulusal demokratik duruşla sergilenmiyor. Kerkük'teki olaylar bize Güney Kürdistan'daki gidişatın nereye doğru evrileceğine dair ciddi ipuçları veriyor ve Kürtlerin nasıl tehlikelerin beklediğini de gösteriyor. Seni öldürüyorlar, yetmiyor. Gözaltına alıyorlar, yetmiyor. Evini basıyorlar ve evinde bayrak olan Kürtleri gözaltına alıyorlar. Bu Kürtlerin yakın zamanda hayal bile etmedikleri bir gelişmedir ve gerçekten çok can da sıkıcıdır. Dolayısıyla İran'ın da 19 Eylül'de Güney Kürdistan'a verdiği süre doluyor. İran'ın da bir harekat, bir saldırı, bir savaş hazırlığı var Güney Kürdistan'a dönük olarak. Oradaki güçlerin, Roşalatlı güçlerin silahsızlandırılması konusunda bir ultimatum vermişti. Onu sizinle çok paylaşmıştım. Bir de üstüne bu gelecek. Yani Güney Kürdistan'ın karşı karşıya kaldığı tehditler aslında artık kazanımlardan çok Kürtlerin varlıklarına dönük bir tehdit olarak yükseliyor. Bunları söylediğim zaman işte karamsarlık ya da moral bozuculuğu olarak da değerlendirenler oluyor ancak gerçeği görmeden ilerlemek de mümkün olmuyor. Kürtlerin nelerin beklediğini görmek için bugün yaşananlara dönüp bakmak önemli. Hatırlatmak istedim bu videoda. Tabii sadece Güney Kürdistan'da değil, kuzeyde zaten Roşilat'ta Kürtler tehdit altında, Kürtler baskı altında, ciddi bir saldırı altındalar. Fakat Rojava'da da Kürtlerin kazanımlarına, özellikle yönetim kazanımlarına, askeri, ekonomik, siyasi kazanımlarına ve onların da varoluşlarına dönük bir tehdit var. Hatırlayacaksınız yine geçen hafta Deyrizor'da bir operasyon oldu. Operasyon sonucu çatışma oldu. SDG kararlı davrandı. Bu operasyonlarını 10 günlük bir süre içerisinde tamamlandı. Bugünlerde de arama tarama operasyonları yapıyor. Ancak izleri kaldı. Ne kaldı geriye? Değerlendirmesini Kürt siyasetçiler de yapıyor. SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani tekrar yaptı. Uluslararası medyaya konuştu. Operasyonlarda yakalananların serbest bırakılacağını söyledi. Çünkü üzerlerinde böyle bir baskı da var. Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da değişik çevrelerden ya da en azından oradaki aşiret liderlerinden. Çünkü görüldüğü kadarıyla her ne kadar SDG içine kadar işte Ebu Hevle grubuyla sızmış olsa da Rojava Kürdistan'ında da
Çeteler işbirliği yapan, rejimlerle işbirliği yapan, Şam rejimiyle, İran rejimiyle, Türkiye rejimiyle işbirliği yapan bazı kesimler var ve bunlar SDG'nin altını oymaya çalışıyorlar. Bunlar YPG'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Araplarla Kürtler arasında ciddi bir sıkıntı yok. Kürtler kendi sistemlerinde Araplara eşit olarak yer veriyorlar. Onlarla birlikte çalışmayı sürdürüyorlar. Ancak anlaşıldığı kadarıyla Arapların içinde de çok el var, çok müdahale var. Bölge devletleri Rojava'daki Araplar iki nüfus dengesi onlardan yana. Onların nüfus olarak Kürtlerden daha çoğunluktadırlar Araplar. Öyle anlaşılıyor ki onlar da Arapları kışkırtmak için SDG'ye, özerk yönetime karşı harekete geçirmek için belli planlar yapmışlar. Ve en zor Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da dediği gibi bir başlangıç oldu ve arkası gelecek gibi görünüyor. Bu konuda zaten SDG'den, YPG'den, özerk yönetimden de duyarlılık içeren açıklamalar geliyor. Dolayısıyla Arapları Kürtlerle karşı karşıya getirmek isteyen, Kürtlerle çatıştırmak isteyen bir bölgesel plan var. Bu plan Deirizor'da kısaca bir denendi, bir ortaya çıktı. Onunla bağlantılı olarak hemen Türkiye'de Minbiş'teki El-Nusra çetelerini harekete geçirdi. Şimdi Deirizor'da Minbiş'e doğru kayan bir gerginlik var. Minbiş'te çok ciddi bir sınav Kürtleri bekliyor. Çünkü Türkiye anlaşıldığı kadarıyla Suriye Milli Ordusu ÖSOY bir kenara da bir kenarda da tutarak esas olarak El-Nusra'yı, HTŞ'yi, Elbap, Cerablus, Menbiç üzerinden Kobani'ye doğru sürmenin hazırlıklarını yapıyor. Türkiye o bölgelerde teritoriyel olarak kendine bağlı cihadist bir özerk bölge yaratmak istiyor ve bunun içinde Kürt özerkliğinin, Kürtlerin elinde olan işte Kobani, Tel Rifat, Menbiç gibi şehirleri işgal etmenin planlarını yapıyor. Suriye ve İran'da Deirizor, çünkü Türkiye'nin Deirizor'u işgal etmesi çok zor. Coğrafik olarak da kolay değil. Fakat İran ve Suriye burada birlikte oradaki Arap aşiretleri, Arap işbirliği yaptıkları güçleri daha doğrusu kullanarak o bölgelerde SDG'ye karşı yeni girişimler, isyan girişimleri başlatmak istiyorlar. Çünkü İran, Tahran'dan Beyrut'a kadar uzanan hattı Amerika'nın kesmek istediğini biliyor. Amerika orada bir kaç aydır hazırlıklar yapıyor. Oraya bazı güçler de yığdı. İran da buna karşı kendi milislerini, işbirlikçi güçlerini, Şam rejimini harekete geçirmiş görünüyor. Dolayısıyla İran'ın da temel stratejisi Tahran'dan Beyrut'a kadar uzanan o yolda hem Irak'ta hem Suriye'de bir Şii koridoru, bir stratejik Şii koridoru yaratmak, onu inşa etmek. Onun önündeki engel olarak gördüğü Amerika'yı da kaos yaratarak, çatışma yaratarak, isyan yaratarak Suriye'den ve Irak'tan çıkarmak. Zaten biliyorsunuz uzunca bir süredir Irak siyasileri de, Irak hükümetinin bir parçası da, oradaki milisler ayrı zaten, onlar sürekli Amerika çıksın diyorlar, Amerika'ya karşı bir takım füze atışları, askeri eylemlilikler de yapıyorlar ama Amerika artık Irak'ta Irak hükümetine rağmen tutunamayabilecek bir hale gelebilir. Çünkü Irak hükümeti, geçenlerde yine Sudani hükümeti Amerika'nın çıkması gerektiği konusunda bir açıklama yaptı. Artık yabancı güçlere ihtiyacımız kalmadı dedi. Dolayısıyla gönderme Amerika'ydı. İran'ın da bir baskısı var. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha geçen gün Deirizor olaylarında Amerika bu bölgeden gitmelidir dedi. Amerika'nın ektiği nifak tohumları 30 yılda, 40 yılda yeni çatışmalar, yeni sorunlar üretecek, krizler üretecek. Amerika'nın bu bölgede işi yok. Amerika gitsin dedi. Bunu diyen de Türkiye'nin Dışişleri Bakanı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a, Irak'a, Türkiye'ye, Rusya'ya rağmen bölgede uzun süre kalabilir, buna gücü var. Ancak uzun süre Kürtleri koruyamaz, savunamaz, destekleyemez. Kürtler eğer kendi aralarındaki sorunları çözmez, Amerika'ya bir yük olarak dayanmaya devam ederlerse günün sonunda bu yönetim olmaz, Biden yönetimi olmaz, başka bir yönetim gelir ve Türkiye'nin, Irak'ın, İran'ın dayatmaları nedeniyle belki bölgeden çekilebilir. Dolayısıyla onlar bölgeden çekildikten sonra Kürtleri yeni bir katliam, yeni bir soykırım bekleyecek. Şimdi yapıyorlar, yani bu süreçte yapıyorlar. Bu anlamda Menbiş'teki önümüzdeki günlerde
Yaşanacak olan olaylar Kobani'nin, Menbiç'in, Tir Rifat'ın, Fırat'ın batısındaki Kürtlerin ciddi bir tehdit altında, hayati bir tehdit altında Heteşe'den, El-Nusra'dan, Mukafakes'ten, El-Kaide'den, IŞİD'den kalma artıkların ciddi tehdit altında olacaklarını gösteriyor. Yani Kobani'den Kerkük'e kadar uzanan hatta Kürtlere dönük bölgesel gericiliğin, işgalci devletlerin bir tehdidi var. Bu varoşsal bir tehdittir. Çünkü bunların stratejik hedefleri var. Dediğim gibi İran bir Şii koridoru kurmak istiyor. Irak federal statüsünü Güney Kürdistan'ı ortadan kaldırmak istiyor. Türkiye aynı şekilde özerk yönetime son vermek, Rojava'nın tamamını işgal etmek istiyor. Türkiye'nin 30 kilometre derinlikli, ki 30 kilometre dedikleri zaman Hasakaya kadar da uzanıyorlar, 30 kilometre derinlikli güvenlik şehri dediği Arap Cihadist Kemeri projesi ara vermeden devam ediyor. Bir strateji olarak belirlemişler, milli bir strateji, bir devlet stratejisi olarak belirlemişler, bunu sürdürüyorlar. Bunun önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyorlar. Ekonomik olarak sıkıntılar olduğu zaman da uluslararası sistemden bunun telafisi için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ile de bu konudaki pazarlıkları sürüyor ve başka konu başlıkları nedeniyle Amerika ile de ilişkilerinin olumlu diyebileceğimiz bir noktada seyrettiği anlaşılıyor. Çünkü Dünya Bankası geçen gün Türkiye'ye 17 milyar dolar ek kredinin yanında 18 milyar dolarlık yeni bir kredi daha açıldığını söyledi. Dünya Bankası Türkiye'ye bu süreçte 35 milyar dolar para veriyor. Bunu Amerika'dan bağımsız vermesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bir yandan savaşı kışkırtarak, bir yandan istikrarsızlığı kışkırtarak, öte yandan Amerika'nın bir takım çıkarlarına başka bölgelerde hizmet ederek Rojava'ya dönük, Kürtlere dönük bu çökertme siyasetini tamamlamak istiyor. Türkiye'nin de umudu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni iktidar değişikliğinde de yatıyor. Biden yönetimi gerçekten hem Rojava'ya hem Güney Kürdistan'a aradan geçen bu 4 yıla yakın zamanda önemli destek verdi. Biden yönetimi Türkiye'nin işgal girişimlerini, Rojava'daki işgal girişimlerini engelledi. Aynı şekilde Haydi Şabi'nin, İran milislerinin, İran'ın, Bağdat'ın Güney Kürdistan'a dönük tehditlerini ve saldırılarını da karşıladı, onlara destek verdi. Fakat dediğim gibi Kürtler arasındaki bölünmüşlük, parçalanmışlık, birlik olamama hali Biden yönetiminin de yapabileceklerinin sınırına geldiğini gösteriyor. Kısacası Rojava'da ve Güney Kürdistan'daki Kürt kazanımları tamam olarak da Güney Kürdistan'da, Rojava'da, Rojhilat'ta ve Kuzey Kürdistan'daki Kürtlerin geleceği ciddi bir tehdit altında. Türkiye'den kaynaklı, İran'dan kaynaklı, Irak'tan kaynaklı, Suriye'den kaynaklı tehdit altında. 100 yıl önce olduğu gibi yeniden Kürtlerin ülkelerinde, Kürdistan'da bunlar egemen olmak istiyorlar ve yeniden Kürtleri karanlığa itmek, Kürtleri temel hak ve taleplerini bir yüzyıl daha gasp etmek istiyorlar. Ve bu süreçte Kürtleri de birbirleriyle çatıştırarak, birbirleriyle didiştirerek stratejilerini daha kolay hayata geçirmek istiyorlar. Ciddi bir tehdit var. Dediğim gibi Kerkük olayları, Deyrizor olayları, Mimiş'teki yaşananlar bile tehdidin boyutlarının ne kadar ağır olduğunu, ne kadar hayati olduğunu bize gösteriyor. Bunları görmek, üzerine düşünmek ve bunun gerektirdiği sorumluluğu yerine getirmek gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Size iyi bir hafta sonu diliyorum.